Bismillahirrahmanirrahim. Şehri Risalesi'nden Makamlar, Mahaller bölümünden devam ediyoruz. Murakabe. Allah tarafından görülüyor, işitiliyor, kontrol ediliyor ve kaydediliyor olma şuuruyla yaşama manalarına gelen murakabeyi anlatan ayetlerden birisinde Allah her şeyi gözetleyicidir. Ahzab suresi 52. ayette denmektedir. Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste Hazreti Cebrail insan suretinde Efendimiz'e gelmiş ve sırasıyla imanın, İslam'ın ve ihsanın ne demek olduğunu sormuş. Allah Resulü de hepsine cevabını vermiştir. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ihsanı tarif ederken verdiği ihsan senin Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu göremiyor olsan da o seni görmektedir şeklindeki cevabı murakabeyi ifade etmektedir. İnsanın her an yüce Allah tarafından görülüyor, her haline şahitlik ediliyor olduğu gerçeğine uyanması, bunun bir şuur haline getirmesi, o insanın bir murakabe insanı olduğunu gösterir. İşte bu seviye ve şuur, bütün hayırların aslı ve hakikatidir. Şöyle de demek mümkündür. İnsan kendini sağlam bir muhasebeye tabi tutar, her an halini ıslah peşinde olur ve hak yoluna revan olursa, kendisiyle Rabbi arasındaki kalbi edebi korur. Nefeslerini dahi Allah ile beraber alıyor olduğu hususunu hatırında tutarsa ve bütün işlerinde Allah'ın gözetimi altında olduğunu mülahaza ederse, o takdirde Allah'ın her şeyin gözeticisi olduğunu, kendisinin bütün ahvalini bildiğini, yaptığı her şeyi gördüğünü, her sesini işittiğini bilir. Allah'a vuslatı gaye edinen birisinin bütün bunları şuur haline getirmesi, böylelikle kendisini gafletten uzak tutması gerekmektedir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, yolculuğu esnasında koyun otlatan bir çoban görmüştü. Ona koyunlardan birisini kendisine satmasını rica etti. Çoban, koyunların kendisine ait olmadığını, bunun için de isteğini yerine getiremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer Hazretleri sahibine koyunlardan birisini kurt yedi deyiverirsin deyince çoban, peki Allah'a ne derim dedi. Abdullah bin Ömer çobanın cevabından o kadar etkilenmişti ki bu hadiseden sonra kendi kendine peki Allah'a ne derim sözünü tekrar edip durdu. Murakabe hakkında söylenen bazı yaklaşımlar şunlardır. Cüneyd-i Bağdadi, bir kimse murakabede sebat edebilirse başka değil, sadece Rabbinden gelen manevi nasibini kaçırmaktan korkar hale gelir. Nasrabazi, reca seni taate sevk eder, havf günahlardan uzaklaştırır, murakabe ise hakikat yollarını erdirir. Mürteiş, murakabe her düşünce ve konuşmada gaybi mülahaza ederek gönlünü muhafaza etmektir. İbrahim Havvas, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek, murakabe şuurunu hasıl eder. Murakabe de insanın içiyle dışıyla Allah için samimi olmasını netice verir. Ebu Hafs Haddad, insanlarla bir mecliste bulunduğunda, ilkin kalbine ve nefsine vaaz et. İnsanların senin etrafında toplanmaları seni aldatmasın. Çünkü onlar senin dış görünümüne bakarlar. Allah ise senin iç alemini kontrol eder. Ebu Muhammed Ceriri, bizim işimiz şu iki yol üzere bina edilmiştir. Nefsini her zaman Yüce Allah'a murakabesin üzerine tutman, diğeri de her işini dinin hüküm ve bilgisine göre yerine getirmen. İbn-i Atay'a taatin en faziletlisi sorulunca, bütün vakitlerde hakkı murakabe etmektir demiştir. Cafer bin Nusay'a murakabenin ne olduğu sorulunca şöyle cevap vermiştir. Murakabe, hakkın her an seni gördüğünü düşünerek gönlünü onun rızası olmayan şeylerden korumandır. Rıza. Rıza insan kalbinin başa gelen acı tatlı her şeyin Allah'ın dilemesiyle meydana gelmesinden hareketle onlardan her halükarda memnuniyet duyması, kaderin tecellilerini hiç hoşnutluğuyla karşılaması gibi manalara gelmektedir. Allah onlardan razı oldu, onlar da ondan razı oldu. Beyyine suresi 8. ayeti rızanın hem yüce Allah'a hem de kula bakan yönünü ifade etmektedir. Bir de rızanın önce Allah'a nispet edilip sonra kula nispet edilmesi, önce Allah'ın kulundan razı olduğunu, sonra da kulun Allah'tan razı olduğunu anlatması bakımından önemlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim Rab olarak Allah'tan razı ise imanın tadını almıştır buyurmuştur. Rızanın başlangıcı kulun cehd ve gayretine bağlıdır. Onun nihayetinde ise kulun iradesinden ziyade Allah-u Teala'nın lütfu söz konusudur. Ebu Ali Dekkak, rızanın maruz kalınan musibeti hissetmemek değil,
ilahi hüküm ve kazaya itiraz etmemek olduğunu söylemiştir. Yine Dekkak, bir talebe ile hocası arasında geçen şu güzel konuşmayı aktarmıştır. Bir defasında talebe hocasına bir insanın Allah'ın kendisinden razı olup olmadığını bilip bilemeyeceğini sorunca hocası, bunun gayb alemine ait bir bilgi olduğunu, bundan dolayı da bilinemeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine talebe, ben kalbimin Allah'tan razı olduğunu bilsem, bu Allah'ın da benden razı olduğunu göstermez mi deyince, bu yaklaşım hocasının çok hoşuna gitti, talebesini takdir etti. Zünnuna göre rıza, olacak şeyler henüz olmadan ferdin hakkın ihtiyarını kendi iradesini tercih etmesi, hakkın takdiri yerine gelip her şey olup bittikten sonra da hayır Allah'ın ihtiyar ettiğindedir deyip herhangi bir rahatsızlık duymaması ve musibetlerin pençesinde kıvranırken dahi ona karşı en aşikane duygularla coşmasıdır. Ebu Osman Hıyri'ye Efendimizin olacak olduktan sonra senin rızanı isterim beyanı sorulunca o şöyle demiştir. Allah'ın hükmü henüz yerine gelmeden ona karşı rıza, rızaya azimdir. Gerçek rıza ise başa gelen şeylerin şoku yaşanırken dişini sıkıp ona katlanmaktır. Utbe Gulam bir geceyi sabaha kadar Hak Teala'ya şöyle seslenerek geçirmişti. Eğer bana azap edersen ben seni seviyorum. Eğer bana merhamet edersen ben seni seviyorum. Yine Ebu Osman 40 yıldan beri Allah-u Teala'nın kendisiyle alakalı hiçbir takdirini tenkit etmediğini ve her halükarda rıza üzere olduğunu nimet tahdis bağlamında ikrar etmiştir.